İçgüdüsel olarak görmezden gelmek istediğimiz duygularımız var ve bu durum için çokça çaba sarf ediyoruz. Bu duygulardan birisi üzüntü. Hani genel olarak yetişkinlerin yaptığı bir şey var. Bir çocuk üzülüyor ve doğal olarak ağlıyorken gidip çocuğa ağlamayı durdurmasını söylüyor. Sanki çocukların duyguları önemli değilmiş gibi ona sürekli telkin vermeye başlıyor ve sana hiçbir şey olmadı. Hadi hadi iyisin demeye getiriyor lafı. Çocuklukta yaşanılan, doğal olarak hatırlayamadığımız şeylerin bugünümüzü etkilediği aşikar. O zamanlar biz ebeveynlerimizden nasıl bir duygu alışverişi yaptıysak, şimdi karşımıza çıkan insanlara karşı da aynı eğilimi gösteriyoruz. Çünkü ebeveynlerimiz bizim bakıp da kendimizi gördüğümüz aynalarımızdır aslında. Yetişkinlere itafen üzüntüyü kaçınılması gereken olumsuz bir duyguymuş gibi çocuklara resmetmek sizce yararlı mı? Üzüntü genellikle incitici deneyimlere veya kayıplara yanıt olarak çıkan, yalnızca sınırlı bir süre süren keder ve mutsuzluk duygusu olarak tanımlanır. Bu duyguyu yaşarken genellikle çok tedirgin hissederiz. Hiçbir şeyin düzelmeyeceğini, o anki ruh halimizin hep aynı seyirde devam edeceğini falan düşünürüz. Ama aslında bunların hepsi üzüntü duygumuzun düşüncelerimizi ele geçirmesi ve ele geçirilen düşüncelerle gereksiz varsayımlar üretmemizden ibaret. Ama bu yalnızlığın getirdiği üzgün ruh halini yaşarken kendini müthiş bir sorgulayıcı kişilikte buluyorsun. İşte bu sayede yalnız kaldığın her an aslında üzgün olmanın sebebine bir adım daha yaklaşmış oluyorsun. Kendinin farkına varman çok daha kolay hale geliyor. Kitap okuyorsun, video izliyorsun, internette geceni gündüzüne katıyorsun. Ve bunların hepsi sana olumlu bir geri dönüş sağlıyor. Olayın sıcağıyla kendini belki çok iyi hissedeceksin. Belki de yaptığın araştırmaların aslında hiçbir işe yaramayacağını düşüneceksin. Ama şöyle ki, her iki düşünceye sahip olsan da bu araştırmaları yapmak zorundaymış gibi hissedeceksin. Özünde belki araştırmayı hiç yapmak bile istemeyeceksin ama bir gün bir yerde karşına herhangi bir şey çıkacak. Köpek, kedi, küçük bir kız çocuğu, el ele tutuşan sevgililer, piknik yapan aileler. Belki saydığım hiçbir şey çıkmayacak karşına. Belki evinde yatağına uzanmış tavanı seyrediyorken Belki Instagram'da insanların sahte vitrinlerini stalkluyorken bir an gelecek ve ben bu zamana kadar nasıl hiçbir şey yapmadan durabilmişim. Benim bir an önce bir şeyler yapmam lazım. Her şeyi kendi içime atarak, kimseyle konuşmayarak hiçbir yere varamayacağım. Bu duyguların arasında sıkışıp kalacağım diyeceksin. İşte bu bölümden sonrası inan bana çok daha zevkli. Her insanın tek başına yaşamayı, tek başına mutlu ve huzurlu olabilmeyi, kendi benliğini unutmamayı başarabilmesi çok ama çok önemlidir. Yalnızlık duygusunu ertelediğin her an bu duyguya olan mesafeni daha da kısaltıyor. Gün geçtikçe üreteceğin bahaneler azalacak, erteleyebildiğin anların olmayacak, ayaklarına karasolar sular inecek ve dermansız hissedeceksin. Yalnızlıktan ne kadar korkarsan kork, o duygu sana ne kadar korkunç gelse de bir gün bir hücrede buluyorsun kendini ve parmaklıkların dışında yalnızlık duygusu oluyor. Sen o hücrenin içinden çıkıp yalnızlık duygusunu yok etmek istiyorsun ama bu yaptığın doğru değil. Sana ayrılmış o hücrenin içinde kendini sorgulamayı, kişiliğinin farkına varmayı ve kendini kabullenmen gerektiğini öğrenebilsen yalnızlık duygusu parmaklıkların kilidini açıp seni oradan dışarı çıkartacak zaten. Çünkü sen artık yalnızlık duygusundan korkmuyor olacaksın. Yalnızlık duygusuysa artık senin ondan korkmadığını ve sen dışarı çıktığında onu yok etmeyeceğini bildiği için seni serbest bırakıyor. Sen bu duyguyu ne kadar düşmanca ve zararlı görsen de aslında yalnızlık duygusu senin için gecesini gündüzüne katıyor. Peki neden yalnız hissettiğini biliyor musun? Tek başına yaşıyorsan yalnız hissedebilirsin. Kendini etrafındaki insanlardan, akranlarından yabancı hissediyorsan yalnız hissedebilirsin. Kendini yakın hissettiğin çevrenden dışlandıysan yalnız hissedebilirsin. Kendini anlaşılmamış, kimsesiz hissediyorsan yalnız hissedebilirsin. Kendini kendi isteğinle etrafındaki çevrenden uzaklaştırdıysan yalnız hissedebilirsin. Sen saydığın maddelerden hangisini ya da hangilerini tamamlıyorsun? Dilersen aşağıda yorum kısmından belirtebilir ve diğer arkadaşlarla tartışabilirsin. Küçük bir not defteri bul kendine. Onun içine saymış olduğun maddelerden kendine en yakın olanı seç ve başlık olarak not defterinin ilk sayfasına yaz. Bu not defteri her zaman yanında olsun. Aklına yalnız olduğunla alakalı en ufak bir kelime dahi gelse onu oraya not et. Sonrasında herhangi bir yerde o kelimeden kendini tamamlayacak cümleler üret. O cümleleri gün geçtikçe çoğalt ve biliyor musun? O cümleler çoğaldıkça kendi kendinin farkına varacaksın. Bir zaman sonra gerçekten yalnız hissetmenin gerçek sebebini öğreneceksin. Yavaş yavaş bir şeylerin farkına varmaya başladıkça araştırmaların çoğalacak. Araştırma yaptıkça çözüm üreteceksin. Sosyal medyadan veya yüz yüze birileriyle tanışacak ve kendinde hissettiğin duyguları karşı tarafa ileteceksin. Belki ilk denemede doğru insan çıkmayacak karşına ama emin ol duygularını insanlarla paylaştıktan sonra kendini çok rahatlamış hissedeceksin. Çünkü içindeki fazlalıkları dışarı atmış olacaksın. İkinci bir öneri olarak kendi hayat hikayeni yazabilirsin. Geçmişinden bugüne dek neler yaşadığını, seni üzen ve sevindiren şeyleri, unutamadığın anları vesaire her şeyi yazabilirsin. Böyle bir hikaye yazdıktan sonra aslında geçmişe dayalı olarak yaşadığın şeylerin belki de bugününü etkilediğinin farkına varabilirsin. Bugün elimizde neler var? Yalnız kalırsak sorgulamayı öğreniriz ve ruhsal gelişimimiz için sağlıklıdır. Yalnız kalırsak benliğimizin farkına varırız ve muhtaç hissetmeyiz. Yalnız kalırsak korkularımızla yüzleşebiliriz.